FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hep böyle gidecek mi? Nasıl olacak bu iş? Bir kere kim bunlar? Neredeler? FETÖ'nün siyasi ayağı şeyi bir siyasi tartışma. Bu tartışmadan herkes kendine göre bir şey elde etmek istiyor. Ben açık ve net kendi bir Ali Tarakçı olarak, bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak. Benim meselem şuydu, 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda suç 15 Temmuz akşamı ve ondan önceki o darbenin nasıl tezgahlandığı ile ilgili oluşmuştu. Suçu ta 50 yıl doğru geriye doğru giderseniz artık suç olmaktan çıkar, ortalık karışık bir şey hale dönür. Bugün karıştırılandır. 15 Temmuz darbe girişiminin özü o darbenin etrafında kuracaksın şeyi, tüm davayı. Ama sen davanın içerisine her şeyi koyunca artık aydınlanır mı, aydınlanmaz mı, siyasi ayak mı, bilmem ne ayak tartışmaları üzerine giriyorsunuz. Kangren hale dönüştürüyorsunuz. Aynı Ergonokon balyoz davalarında olduğu gibi, sulandırıldığı gibi şimdi de sulandırıyorsunuz. Bu davaları sulandırıyorsunuz. Aslında sulandırma bakınca FETÖ'ye yarayan bir şeydir. Ya FETÖ davaları görmeye çalışırken bile sulandırarak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Çünkü niye? Toplumun karşısına asıl suçları çıkartmıyorsunuz. Bunu da bilinçli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes bundan besleniyor. Açık söyleyeyim. Yani 50 yıl doğru, ya bir davada 50 yıl doğru geriye doğru gitmeniz ne demektir biliyor musunuz? O iş o batakta demektir. 17-25 Aralık'a kadar gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki 17-25 Aralık'tan sonra iman edenler, yani itirafçı olanlar bizdendir. Onlar görmüşlerdir o paralel o günkü devleti. Onun için suçlanma görmüyor. Yoluna devam etmiş olanlar da herkes sizin kadar uyanık mı? Belki gelenleri de şey gönderdi, FETÖ gönderdi, bilmiyoruz ki. Ya onun için bunların hepsi hikaye. O yüzden bir suçu... Ya da daha geri gitmek de yanlış. Ecevit diyorlar. Ya işte Türkeş diyorlar. Asıl olay şu kardeşim. Biri bir dönem suç değildir. Bir adamın yaptıkları ya da bir hareketin. Ama belli bir dönem suça dönüşebilir. Asıl buradan görmek gerekiyor. Ben bir cinayete karıştım. Ya da cinayette yardım ya da yataklık ettim. Şimdi 50 yıl mı araştıracaksınız beni? Yani dün suçsuzdum. Ama o gün karar verdim birinin öldürülmesine, soyulmasına, hırsızlık yapılmasına, yaralanmasına. Şimdi benim niye 50 yıl gerime gidiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Psikoloji analizi mi yapacaksınız? Neyi çözecek ki mesela? Çözmeyecek bir şey Ferit. Çözecek olay o sürecin içerisine niye katıldığımla ilgili suçumun ağırlaştırılması ya da hafifletilmesi üzerine kuracaksınız. Açık. Darbeye kimler katıldı? Bu darbeyi kimler tezgahladı? Yani şimdi... Askeri yapılanması belli, emniyet yapılanması belli, medya ayağı belli, sivil gelenler belli. Sivil ayak arıyorlar. Sivil ayak belli değil mi kardeşim? Genelkurmay'da sivil ortada dolaşan adamlar var. Kuvvet komutanlarında dolaşanlar var. Yani siyasetçiler mi gideceklerdi oraya? Herkes öyle mi düşünüyor? Açık söyleyeyim, darbe gerçekleşseydi ummadığınız adamların hepsi darbe sever olurdu. Onun adını koyalım. AK Parti'nin içerisinde dahil buna yani. Onun için o tarihi 15 Temmuz akşamıyla 16 Temmuz sabahıyla ilgili okumak gerekiyor. Onun... Ama bunu sadece bir askeri darbe olarak okumak da doğru mudur? Yani mesela sonuçta bir siyasi altyapısı olan bir olayla karşı karşıyayız. Belediye başkanlarına kadar FETÖ'yü övenlerin olduğunu görmekteyiz. Değil mi? Hani AKP içinde de öyle. AKP'de güç, iktidar o sırada. Bunların kol kola girdiğini zaten kendileri de söylüyorlar bir taraftan. Bir darbe... Yani bu kadar basit mi ya? Bunu düşünmüyor mu diyorsunuz? Ben söyleyeceğim. Bir darbe başarısız olursa darbeyi gerçekleştirenler ve teşebbüs edenler mahkum olur ve giderler. Bu... Yunanistan'da da böyle oldu. Yani onun siyasi ayağını mı araştırdı? Zaten bir darbe olunca siyasi ayak oluşturursunuz. O kadar kolaydır ki o. Sıraya girer tüm siyasiler de, vatandaşlar da oradan güç devşirmek için. Çünkü artık bir yönetimsel değişiklik olmuştur. Ve o yönetim değişikliklerde yer kapmaya çalışırsınız. Suçlanmak istemezsiniz. Ve gücün yanında durursunuz. Türkiye tarihi de böyle bir tarih. İçinde hiç bulunmamış olabilirsiniz. İçinde aktif yer şimdi bulacağız, işte 27 Mayıs değil miydi? 27 Mayıs'ta aktif olanlar tasfiye edildiler. Büyükelçi olarak bir yerlere gönderildiler. Sürgün yani illa sonra da hiç katılmamış, o teşebbüsün içerisinde bile bulunmamış adamlar aktif birer rol aldılar. Ne yapacağız yani? Şimdi böyle bir şey olur mu? Yani belki 40 tane subay çıktı yola. Sonra o 40 subayın bir kısmı tasfiye oldu. Sonra 1961 Anayasası gerçek normal siyasete dönüldükten sonra bir kısmı MHP'nin ilk partisine kurucular kuruldu. Bir kısmı gitti. CHP'de siyaset yaptı. Ne diyeceksin yani? Ya şimdi ne yapacaksın? İşte böyle bir gelenek yani burası. Peki sadece AKP üzerinden yorumlamak doğru mudur? Mesela CHP'de yok mudur FETÖ'cü? Ya da ben devlete sızmış bir siyasi hareketin, bakın yani öyle sızıntı, hep dergi üzerinden okuyorum. Sızmış birinin CHP'ye, MHP'ye,
Demokrat Parti'ye, Saadet Partisi sızmaması mümkün olabilir mi? Birine 100 tane adam sızmıştır, birine 3 tane adam sızmıştır. Sızar kardeşim. Yani genel kurmay, Türkiye'de en gizli, en mahrem, en önemli 7'den 70'e her şey ilik ilik, yani nasıl söyleyeyim, saçının kılına kadar araştırıldığı bir yere sızan bir yapı. Siyasetin açık ortamında sızmaması mümkün müdür ya? Böyle, bu tartışma, hikaye tartışmadır. CHP'ye sızmış, sızacak. AK Parti'ye sızmış, sızmış. Devlette diyorum, devlet. Kozmik Oda'ya sızmış bir şeyden, yapılanmadan söz ediyorsunuz Ferit ya, Allah aşkına yani. Şimdi siyasi partilere sızıp sızıp, siyasi partiler dünyada en kolay sızılacak yerdir. Açık örgütlenmelerdir, gizli yapılanma, illegal yapılanma değil ki. Ya illegal yapıya sızmış, bunun daha ötesi mi var Allah aşkına ya? Peki geçmişte vardı, şu an hala olabilir mi? Ya, o mümkündür. Gizli. Mümkündür yani... ama ben açık söylüyorum, mümkündür. Komple temizleyemezsiniz ama etkinlikleri kırılmıştır. Eskisi kadar devletin içinde bir güç sahibi değildir. Ve açık söylerim, siz devletin içinde gizli olarak ne kadar gücünüz olursa olsun, sonuçta mevcut siyasal iktidar da sizin önünüzü açmak zorundadır. Bugün öyle bir koşul yoktur yani, açık söyleyeyim. Peki siyasi ayağını bir tarafa koyalım diyorsun. Ama doğru, o tartışmaları doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorsun hocam. Ama askeri tarafının da çözüldüğüne emin miyiz darbeyle ilgili? Mesela Hulusi Akar niye konuşmaz diyorlar, Hakan Fidan niye konuşmuyor, niye konuşsunlar, bunlar ki niye sessizler? Bu adamlar... Mesela belki yargılanabilirler, belki bir sorgulama olabilir. Ne oldu o gün diye. Bu adamlar konuşma mercilerinde değil, birincisi o. İkincisi de siz 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili mecliste yapılan tüm araştırma, büyük araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonunun başkanı FETÖ'cü olmakla suçlandı. Geçmişte FETÖ'yü övmüş adam çıktı. Yani şimdi demokratik bir ülke olmak meselesi. Demokratik bir ülke olsa burası, gerçekten demokrasinin önü açık olsa, hukuk olsa, demokratik bir hukuk sistemi olsa, şu ana kadar zaten 15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntılı boyutlarıyla tartışıyor ve konuşuyor olurduk. Ve biliyor olurduk. Ama bunu ne kadar gizleyebilirler ki? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tüm arka planını, her şeyini okuruz açık söyleyeyim. Bir de o tarafı var diyorsun. Yani gelecekte mesela olası bir hükümet değişikliğinde gibi durumlarda... 12 Mart'ın nasıl olduğunu artık bu coğrafya biliyor. 12 Eylül'ün nasıl olduğunu biliyor. Artık biliyorum. 28 Şubat'ı biliyoruz. Muhtıra'yı biliyoruz. 367 krizini biliyoruz nasıl olduğunu. Ya biliyoruz hepsini yani, bunların bu çok zaman geçmiyor. Birkaç yıl içerisinde kitaplar yazılmaya başlıyor. O dönemin aktörleri konuşmaya başlıyor. İşlerinde kavga olanlar birbirlerine açıyor. Biri bir şey konuşuyor, öbürü diyor ki hayır yanlış anlatıyor, eksik anlatıyor, manipüle ediyor diyor başka. Ve hepimiz bir fikir sahibi oluyoruz. Burası da öyle olacak yani. Çünkü AK Parti döneminin kapanmasıyla beraber biz 15 Temmuz darbe girişiminin arka planlarını konuşuyor olacağız. AK Parti'nin içerisinden konuşulacak. Ya konuşulacak mı? Konuşulmama şansı yok bunun. Peki açık açık soruyorum. Şurada bir çelişki değil mi? 15 Temmuz'u bile milli bir gün ilan ettik mi biz? Ettik. Edilmesi gerekiyordu da bir taraftan. Bir darbe girişimi oldu işte. Milli bir gün oldu da. FETÖ dediğimiz ne? FETÖ. Fethullah Gülen cemaati. Başında kim var? Fethullah Gülen var. Fethullah Gülen'in hala Amerika'da olması, sağlıklı bir şekilde yaşaması, AKP'nin onu buraya getirip de yargılayamamasının altında yatan şey nedir? Bu bir çelişki değil midir? Şöyle bakın, bu kere Amerikan hukuksuz. FETÖ dediğiniz ne? Çok özür diliyorum. Yayının sesi önemli değil, olur. Amerikan hukuk sistemi üzerinden okumak gerekiyor Ferit. Sorulara bakayım dedim, şey ses açıldı. Amerikan hukuk sisteminden öyle kolay kolay bir adam alıp bir adama kolay kolay gelip alamazsınız. Bir de siyasi bir olay. Yani şunu artık biliyoruz. FETÖ örgütlenmesi bir Amerikan örgütlenmesi. Açık şekilde görmek gerekiyor. Ama biz milli bayram yaptık. Yani yok, FETÖ örgütlenmesini söylüyorum. Anladım, doğru. Yani sonuçta şu, bir gün FETÖ teslim edilir mi, edilmez mi? Yani Fethullah Gülen teslim edilir mi, edilmez mi? Ben inanıyorum ki iktidar Fethullah Gülen'i getirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Evet. Muhalefet bununla ilgili hazırlanan dosyaların eksik hazırlandığını, bilinçli olarak getirilmek istenmediğini ifade etti, söylendi. Bunun tarihsel bir sürü, nasıl ki 99'a kadar Öcalan getirilmedi ama 99'da bizzat Amerikan istihbaratıyla MİT istihbaratının ortak operasyonu sonucu teslim edilmişse ve o teslim edildikten sonra da mutlaka bir sözleşme yapılmışsa, bugün kamuoyuna deklenmiş, bir tanesi idam kaldırılıyor. İdam etmeyecekseniz şartı getirildi. Bir gün o aşamaya da gelineceğine inanıyorum. Bir gün gelinir. Türkiye demokratikleşilirse bu ülkeye FETÖ'nün başını teslim ederler. Bakın açık söyleyeyim. Başka dengeler oluşur. Onun yerine başkası ikame edilir.
artık elden çıkarılır, kullanışlı malzeme olmaktan. Ama bu kadar zor mu bunun getirilmesi? Yani bir kere Amerikan hukuku... Suç ortadaysa... Şöyle bakın, Amerika'da... ABD bunu bu darbeyi Fethullah Gülen'in yaptığını düşünmüyor mu? Soruyorum açık açık. Şöyle bakın, Amerika'da bir emniyet müdürü, bir vali, başkana rest çekebiliyorsa, biraz öyle bakın meseleye. Başsavcı rest çekebiliyorsa, bunu Türkiye'de düşünemezsiniz. Türkiye'de bir valinin, Türkiye'de bir belediye başkanının, yani genel olarak bir emniyet müdürünün, yani devlet bürokrasi açısından söylüyorum, yani belediye başkanını çıkarıyorum ama vali de seçilmiş ama atanmış bir emniyet müdürünün, başsavcının tepki koyabilmesinin, tavır koyabilmesi, siyaset duruşu eleyebilmesi açısından baktığınızda bizimle hiç düşünemeyeceğimiz başka bir sistem var orada. Öyle ya da böyle bir hukuk işliyor orada. Yani tut, yakala getir, olmuyor. Yani Trump bir sivil toplum örgütünü terör örgütü ilan edince oranın başsavcıları onu hemen terör örgütü kabul etmiyor. Kendi iç işleyişi var sonuçta. Kolay değil bir takım şeyler. O açıdan da şey, ya evet dünyada işte bu nereden biliyoruz? Rahip Bronson, sen de Bronson'u işte atıyorum Deniz isimli gazeteci kendi hukuk sistemi içinde yargılıyorsun ama Merkel isteyince gönderdin. Binali Bey başbakandı. Oturdular Merkel'le konuştular. Hem de ertesi günü gönderildi Binali Bey'le başbakanken konuşmanın. Rahip Bronson'u babalandın gönderdin. Bu dünyanın her yerinde oluyordur. Açık söyleyeyim bunu. Ama o apayrı bir Rahip Bronson değil. Çünkü siz 50 yıl bir devletin içerisinde bir klik yaratmışsanız, bir derin yapılanma, Gladio yaratmışsanız aslında çok açık ve net bir şekilde ve toplumun o dönemde meşru bir hareketini, devletin meşru bir cemaatini devletin içerisinde gizli bir yapılanmaya dönüştürmüşseniz ve o yapılanmayla devlet içindeki klikler birbirlerini boğazlamışlarsa ve o boğazlamada öbürü öbürünü tasfiye edip öbürü öbürünü sonra da öbürü öbürünü, yani herkes birbirini tasfiye etmeye girişiyorsa, ki ben işte askeri şurayı da onun üzerinden okuyorum. Kısacası bu süreci şöyle okumak gerekiyor. Bir gün bu ülkeye Gülen de teslim edilir. APO üzerinden görmek gerekiyor. Ama önümüzdeki süreci görmek gerekiyor. Türkiye nasıl bir yöne sizecek? Türkiye Avrasyacı politikalarıyla mı devam edecek? Yoksa Avrasyacı politikaların dışında başka bir politika mı? Şunu görüyorum ben kendi acıma söylüyorum. Avrasyacı politikaların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve bu Avrasyacı politikadan ekonomik de, siyasal da, kültürel de, demokrasi de, özgürlük açısından Türkiye'yi özgürleştirmeyeceğini, Avrasyacı politikaların içine kapatacağını, daraltacağını, adı da milliyetçi ve vatansever politikalar oluyor değil mi? Öyle söylüyor. Öyle söylüyor. Neyin vatansever, neyin milliyetçi olduğunu söylemle görmüyoruz. Hayatın kendi pratiği içerisinde görüyoruz. Yani kısacası önümüzdeki süreç bir ciddi bir, hem siyaset açısından da söylüyorum, devletin açısındaki klikler açısından da söylüyorum. Çok pratik. Yani Öcalan'la devletin en sert şeyini, mücadelesini yapan devletin şeyiydi, söyleyeyim. Derin kanadıydı, derin merkeziydi. Aynı derin kanat Öcalan'la ilgili, PKK ile ilgili barış kardeşlik projesi ve çözüm sürecini başlattı. Hatırlayın 90'lı yıllarda MİT müsteşar yardımcılarının, Cevdet Bey'di galiba, ismini soyadını hatırlayamıyorum. Artık farklı bir mücadele yöntemi ve hem Latin Amerika'da hem Asya'da hem İrlanda örneklerinin gündeme getirildiği dönemlerde, yani barış süreciyle ilgili önce toplumsal altyapı oluşturuldu, sonra onun siyasi adımları atıldı. AK Parti'de iktidar değildi bunlar konuşulurken, onu söyleyeyim. AK Parti eliyle de bu süre devlet karar verdi buna. Herkes baksın bu işe. Devletin içerisinde bir klik çıktı. Artık bu silahlı mücadele bitirilmeli diye karar verdi. Ama daha sonra da başka bir klik ortaya çıktı. Şimdi de başka bir sürecin içerisinde. Şimdi bu mücadelenin daha sert yürütülmesini isteyen bir klik iktidarda. Daha sert yapılmasını isteyen, öbür daha yumuşak yapılmasını isteyenler tasfiye edildi. Ama bunlar yer değiştiriyorlar. Önümüzdeki dönemde de görülen o ki, geniş bir toplumsal muhalefet yapılısıyla AK Parti iktidardan düştüğü anda da yeni bir mücadelenin, yeni bir hukuk mücadelesinin, yeni bir Türkiye'nin, adına ne denilir bilmiyorum, AK Parti süreciyle yeni bir Türkiye dedik. Onlar öbür dönemi eski Türkiye dedi. Şimdi AK Parti'nin son 5 yılı eski Türkiye'ye benzeyen bir Türkiye'ye dönüştü. Yeni Türkiye denilen tarihte kaldı. Şimdi adına muhalefet oraya ne diyecek? Herhalde büyük ihtimalle yeni tarihi büyük uzlaşma diyecekler. O tarihi uzlaşmayla yepyeni bir Türkiye ortaya çıkacak yani.
Şimdi APO örneğini verdim. Bazıları yazıyorlar burada. Aynı örnek değil mi diye. Ben hemen soruyu açayım. Bir tarafta PKK ve APO var ve APO zaten gözle görülür bir şekilde silahlı mücadeleye giriyor. Daha da çıkıyor ama burada ne Fethullah Gülen ne de FETÖ'cüler darbe yaptığını söylemiyor. Söylerler mi? Çok ilginç ya. Bu daha bir sinsi bir yapım oluyor yani. Niye söylemiyorlar? Çünkü biz yapmadık diyorlar. Şunu bir kere her şeyin kodları var. Kimse kıvırmasın. Hiç. 15 Temmuz darbe girişimi açık bir cemaat darbe girişimidir. Gülence bir darbe girişimidir. Bugün onun bir kumpas, bir oyun, bir tiyatro olduğunu söylemek Gülencelere hizmet etmektir. Adını koyalım bir kere. Asıl soru şu. Neden 50 yıl boyunca Genelkurmay'ın içerisinde örgütlendin ki sen? Neden örgütlendin? Bir kere soruyu böyle soralım. Niye bir cemaat ordunun içerisinde örgütlenir ki? Niye bir cemaat emniyet içerisinde örgütlenir ki? Niye bir cemaat devleti ele geçirmeye çalışır ki? Ya nedir devleti yönetmek olayı? Çok basit. Kurarsın siyasi partini, alırsın oyunu, ülkeyi yönetirsin. İstediğin program doğrultusunda dönüştürürsün. Bir devletin gizli, tüm bürokrasisinde gizli bir şekilde örgütlenmek zaten bir darbe girişimi falan değil mi? Bir darbe teşebbüsü değil mi zaten? Yani onun için kimse, yani bugün 15 Temmuz darbe girişimine bir tiyatro, 15 Temmuz darbe girişiminin bir FETÖ'cüler arasında, yani FETÖ'cülere mi kumpas kurdular? Ordunun içerisindeki FETÖ'cüler temizlensin diye kurdular, öyle mi? Soru şu, ne işiniz vardı orada? O zaman başka bir şey, niye sizin tüm, en basitini söyleyeyim. Niye emniyetten atılmış bir emniyet müdürü Vatan Caddesi'nde emniyetin tankının içerisinden çıktı? Soralım o zaman. Ne işi vardı adamın orada? Emniyetçi, onu zorla mı koymuşlar oraya? Ya yapmasınlar Allah. Hatta daha pratik söyleyeyim. O sivil Zaman Gazetesi'nde çalışan, Semanyolu'nda çalışan adamları Genelkurmay'ın merkezlerine, TürkSat'ın merkezine MİT mi gönderdi? Ya yapmasınlar ya. Kimi kandırıyorlar? Açık o gece saat 9'la, yani darbenin girişimi 9.30'da, 21.30'da, saat 01 arasında FETÖ'cü tüm gazeteciler Twitter hesaplarını silmemişlerse herkes baksın ne demişler mesela. Kumpas mı demişler? He? Yoksa millete sokağa çıkmayın diye telkinde mi bulunmuşlar? Niye o saatte bu darbe girişimi bir kumpastır diye söylememişler? Ne zaman kumpas demeye başladılar söylemiş. Gece saat 03'ten itibaren. Darbe artık tersine dönmeye başladığı andan itibaren. Daha pratik söyleyelim. Yani bugün milli subaylar diye ifade eden vatansever subaylar kime karşı darbe girişimini engellemek için gittiler? Onlar aslında hepsi ordunun içerisinde kimin ne olduğunu biliyorlardı. Onlar ilk andan 21.30'dan itibaren bu darbe girişiminin bir FETÖ'cü darbe girişimi olduğunu, cemaat darbesi olduğunu açık açık ilan ettiler. Yapmasın kimse bunu. Evet, söylüyorlardı zaten. Açık söylediler. Bak açık 21.30'dan itibaren ya silahlanıp kuşanıp kendi birliklerine giden adamlar kumpasın içindeler mi yani? Neyin kafası bu?